Kendinizi o kadar yormayınız efendi hazretleri. Nihayet size ufak bir hapis cezası belki verirler. Malumunuz savcı size en fazla 3 yıl kürek cezası istedi. Savcı bey çok ister ama reisler az verir. Endişelenmeyiniz. Allah bilir Tahir efendi. İçimde garip duygular var. Ne gibi efendim? Bilmiyorum. Anlatması zor. İdam edecekler Tahir. Fakat nasıl olur efendi hazretleri? Savcı sizin için en fazla 3 yıl istedi. Peygamberimizi gördüm. Rüyamda peygamberimizi gördüm. Fahri kainat efendimiz ne dedi biliyor musun? Yanımıza gelmek dururken ne diye müdafaa karalayıp duruyorsun Hatif? Kıyamete kadar devam edecek. Herkesin, hepinizin tanıdığı, tanımayanlar da tanısın. Tahirül Mevlevi Hazretleri, Mesnevi'nin büyük tarihi bize bir vakı anlatıyor. Derdest edildikleri bir yerde. Merhum, cahit, şehit, kahraman Asif Hoca ile beraber. Hoca ertesi gün hakkında karar verilecek, özene bezene bir müdafaa hazırladı. Müdafaa hazırladı, müdafaa yastığın altına koydu. Efendimiz'i görmeye yazılmış bir musta gibi oldu ona. Yastı sonra. Şafakta hocanın telaşlı kalkışıyla ben de telaşlı uyandım diyor. Tahir-ül Mevlevi naklediyor. Telaşlı uyandım. Hiç kalkar kalkmaz yastığın altından müdafayı çıkardı. Yıktı ve attı. Dedim ki hoca ne yaptın böyle? İş kesin görünüyor. Adamlar kararlı görünüyor. Verdikleri kararı sadece mahkeme uydurmacılığıyla burada ifham etmek istiyorlar. Dedi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana dedi ki, Hatip nedir bu telaş? Yoksa bize gelmek istemiyor musun? Ne lüzumu var müdafaaya? O gün hoca gitti, hakkında verilen son hükmüde verdiler. Hocanın işi bitti. Hayır estağfurullah. Hocanın işini bitirdim zannedenlerin işi bitti. Esma validemizin sözüyle diyeyim. Haccac Abdullah İbni Zübeyir bin Avvam'ı astırınca Haccac'a şöyle dedi. Siz onun dünyasını mahvettiniz. O da sizin ahiretinizi mahvettiniz. Hocaya kastedenler ahiretlerini mahvetmişlerdi. Bu hocaya bir şehadet kazandırmış. Bütün şehitlerle beraber onun ruhu da sabır. Rabbimin inayeti sizinle beraber olsun. Tasarladığım şeyleri bir tamamen arz edemedim. Arz ettiğim gibi sizin bakışlarınız, sizle heyecanlarınız beni ayrı vadilerde dolaştırdı.
tasarım aksadı. Rabbim inayetini sizin ilhamlarınızda benim talihsizliğime yar kılsın inşallah. Önümüzdeki dersi eda etme, takdim etme imkanı doğarsa bu sevgi üzerine kuracağımız itaati arz etmeye çalışacağım. Esas sevginin saç ayağı, sevgiyi üzerine kuracağımız hususlar onun tanınmasıdır. Ama ben o tanınmayı başka bir kürsüde ele aldığım için burada yeniden sizleri yormayı düşünmedim. Hem Ramazan-ı Şerif'e mahsus 3-5 tane bazı nasihat içinde ancak bazı önemli hususları tembih mahiyetinde size arz edip vicdanlarınızın birer dua halinde damarlara aksetmesini ve oralarda mahkez bulmasını temine çalışırım. Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi Hazreti Muhammed Mustafa'dan ayırmasın.